Merhaba, hoş geldiniz Kapanışa Doğru'ya. Her zaman olduğu gibi ilk durağımız Ankara gündemi olacak. Yanımda Alican Türkoğlu var, onunla konuşacağız. Ama Alican'a dönmeden önce bir başlıkları vereyim. Neler öne çıkıyor ekonomi gündeminde aktaralım, sonra Ankara'yla programa başlayalım. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 hafta sonra ilk kez yükselerek istihdam piyasasında daralma sinyali vermiş. İkinci başlığımız, Avrupa Birliği sanayide Çin bağımlılığını azaltmak istiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Çin'le ticaret ve yatırımın dengelenmesi gerektiğine vurgu yapmış. Yine Amerika'dan bir başlık, bankacılık krizi sonrası tetiklenen mevduat çıkışlarında ikinci dalga beklentisine dair Wall Street koridorlarında bunların konuşulduğunu söylüyor. Barclays yatırımcıları. Bunu Barclays söylüyor daha doğrusu, yatırımcılarına uyarı yapıyor. Ve Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinde gerileme var. 24 Mart haftasında düşüş izlenmiş. Kabaca başlıklar böyle. Zaten birazdan konuşacağız üstüne. Şimdi önce bir Ankara gündemini almak için Alican Türkoğlu'na dönelim. Şimdi Ankara'nın bir tane gündemi var aslında dünden beri. evet, şimdi ne olacak? Muharrem İnce altılı masaya katılacak mı, katılmayacak mı? Dün görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra basın toplantısı yapıldı ama net bir şey söylenmedi. Bugün daha net bir mesaj verilmesine dair beklentiler var. Senin duyumların ne? Ben de Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği yönünde bir bilgi yok. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi bugün son gün. Yani aslında son gün değil ama son gün. Neden son gün değil? Normal koşullarda seçime kadar herhangi bir cumhurbaşkanı adayı adaylıktan çekilebilir tabii ki. Hı hı. Şimdi yarın 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak. Muhtemelen bugün saat gece 12'den sonra yayınlanacak. Şimdi yaklaşık birkaç dakika sonra, 5 dakika sonra diyorlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan bir açıklama gelecek. Önce onu aktarayım. Çünkü bugün Cumhurbaşkanlığı için yapılan itirazların değerlendirilmesi için evet, son gündü. Yarın da zaten dediğim gibi resmi gazetede yayınlanacak kesin aday listesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden 5 siyasi parti vardı, aday olamaz diye. Hı hı. Buna ilişkin itirazlar değerlendirildi. Dediğim gibi birkaç dakika içerisinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan bu konuyla ilgili açıklama gelecek. Bu bir. İki, dolayısıyla itirazların nasıl sonuçlandığını anlayacağız. Artı yarın kesin aday listesi yayınlanacağı için eğer bir aday çekilmeyi düşünüyorsa oy pusulasındaki yeri belli olmadan, ki o da 1 Nisan'da belli olacak, oy pusulasındaki yeri belli olmadan çekilmesinin daha doğru olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Seçmenin yani, aklının karışmaması için. Bu kapsamda da eğer bir aday çekilecekse, Muharrem İnce'den bahsediyoruz, bir aday çekilecekse onun için doğru gün bugün. O yüzden bugün gece yarısına kadar, hani 17'ye kadar deniyor ama gece yarısına kadar da olabileceği ifade ediliyor. Gece yarısına kadar eğer çekilecekse çekilecek yönündeki yorumlar yapılıyor. Ki işte bazı yorumlarda da zaten bu konuda anlaşmaya varıldı söyleniyor. Ben de dediğim gibi öyle bir bilgi yok. Bende olan bilgi şu: Recep Tayyip Erdoğan adaylığına yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy birliğiyle reddedildiği yönünde bir bilgi var. Birazdan muhtemelen bunun açıklaması yapılacaktır. Dolayısıyla Erdoğan adaylığı önünde herhangi bir engel olmadığı söylenecek YSK Başkanı tarafından. Eğer herhangi bir aday çekilmez ise yarın 4 adayın resmi olarak açıklandığı bir resmi gazeteyi göreceğiz zaten muhtemelen gece 12'den sonra. Şimdi dediğim gibi ben de Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekileceği yönünde bir bilgi yok. Ama gün boyu halen buna ilişkin bir bilgi akışı, bir haber akışı devam ediyor. Buna yönelik ben resmi gazetede yayınlanana kadar sürecin devam edebileceğini düşünüyorum şimdi doğrusu. Dolayısıyla bugünden, yani şu andan işte saat 17 itibariyle kesinlikle destek olmayacaktır demek için erken. Çünkü daha önümüzde işte son 10 günde yaşananları hatırlayalım. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almayacağını net bir şekilde açıkladıktan sonra döndü. Geri döndü, evet. Sayın Akşener masadan kalktıktan sonra altılı masaya döndü. Dolayısıyla siyasette her an her bu şey önümüzdeki olabilir. Birkaç onu saat, satın alıyoruz zaten. Evet, kritik saatler. Ama soruna cevap olması için söylüyorum. Bendeki bilgi Muharrem İnce'nin
Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekileceği yönünde değil. Öyle bir bilgim yok. Bendeki tek bilgi, tekrarlayayım biraz sonra. Ama tersine dair bir bilgi de yok. Tersine dair bir bilgi de yok ama peki. Beklenti genelde o yönde. Dünkü açıklamalar sonrası özellikle. Bendeki bilgi Yüksek Seçim Kurulu'nun, Yüksek SSK Başkanı'nın az sonra Erdoğan adaylığına yönelik yapılan itirazların oy birliğiyle reddedildiği yönünde açıklamayı o yapacak olması. O konuda bir net bir bilgi var sende. Öbür konuyu da bekleyip göreceğiz. Dediğin gibi zaten şurada bir iki gün içinde netleşecek bir meseleden bahsediyoruz. Bir iki gün bile değil, bu gece, yarısı itibariyle zaten Cumhurbaşkanı adaylığı konusu bitecek. Resmen bitmeyecek aslında. Dediğim gibi yani 14 Mayıs'a kadar çekildi mi çekilebilir gayet iyi ama oy pusulasındaki yer değişmeyecek o noktadan sonra, onu söyleyebilirim. Tabii. Peki. Şimdi bir süredir ittifakları konuşmuyoruz seninle. Bir istersen onu da değerlendir. Tabii. Yani artık milletvekili konusuna geçme zamanı belki de geldi de geçiyor. Ama işte gündem oraya doğru kaymaya çalışıyor diyelim. Ne diyelim? Başka şeyleri öne çıkıyor Ankara'nın farklı gündemleri bu adaylık sürecinde doğal olarak. Ama şimdi artık süreç itibariyle, takvimin daralması itibariyle o da kritik önem arz etmeye başladı galiba. Çünkü her tarafta çok ince matematik, çok ince aritmetik uygulanıyor, o hesaplanıyor. Yani ben biliyorum ki bütün siyasi partilerin genel merkezlerinde bu konuyla ilgili olan yetkililer hangi ilde, hangi ilçede ittifak nasıl girerse nasıl bir oy fazla alınabilir, nasıl bir milletvekili daha fazla çıkarabiliriz diye iki ittifakta, hatta üç ittifakta da. Bu kadar ince hesap yapılıyor. Bir dönem hatırlıyor yok, musun Ali? Yok, çünkü hem sistem değişti hem geçen seçimden bu seçime de sistem değişti. Artık işte artık oyların yansıması farklılaştırıldı bilindiği gibi seçimlere. Dolayısıyla ittifakların geçen seçimde uyguladıkları taktikle bu seçimde uyguladıkları taktikler bile birbirinden tamamen farklı. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Cumhur İttifakı 4 siyasi partiden oluşuyor. Yani altında imza olan, ittifak protokolüne imza atan 4 siyasi parti var. İşte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Ve Hüdapar'ın AK Parti listelerinden seçime gireceğini biliyoruz. Ve bu ittifak içerisindeki tüm siyasi partiler önce Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden gelmişti. Sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Kendi logo ve listeleriyle seçime katılacaklarını resmen açıkladılar. Şimdi bunun üzerine hesap yapan siyasi analistler diyeyim. Normal koşullarda ortak listenin yapılmadığı bazı illerde milletvekili sayısının Cumhur İttifakı aleyhine dönüşebileceğini söylüyorlar. Eğer her siyasi parti kendi listesiyle girecekse kesinlikle seçime. Bazı illerdeki milletvekillerinin, yani Cumhur İttifakı'nın alabileceği milletvekillerinin Millet İttifakı'na kayabileceği yönündeki yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili kesin aday listeleri sunulana kadar ve yayınlanana kadar buralarda bir takım değişiklikler yapılabilir. Her ne kadar açıklamalar kendi logo ve listeleriyle seçime gireceğiz yönünde olsa bile güçlü olan siyasi partilerin listelerinden farklı siyasi partilere mensup kişilerin veya işte farklı siyasi partilerin isimlerinin aday gösterilebileceği hala konuşuluyor. Çünkü dönelim diğer tarafa, Millet İttifakı tarafında da listelere yönelik çok yoğun temas devam ediyor. Şimdi seninle her gün konuşuyoruz bu listelerle, milletvekili seçimleriyle veya görüşmeleriyle ilgili son durumun ne olduğunu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti, yani Millet İttifakı'nın iki şu andaki büyük siyasi partisi şu an itibariyle 10 civarında ilde anlaşmış durumdalar. Hangi ilde hangisi güçlüyse onların listesinden seçime girme konusunda. Bendeki bilgilere göre Bitlis'te, Van'da, Adıyaman'da, Bingöl'de, Bingöl gibi illerde bu anlaşma tamamlanmış. Şimdi bu listede bir 7-8 ilin daha eklenmesi hedefleniyor ve buna yönelik de görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bir yandan Millet İttifakı tarafında CHP ile İYİ Parti arasında böyle bir anlaşma var. Bir yandan ittifak içi ittifakta Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA arasında da görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Burada işte çoklu çatı denilen, hangi ilde hangi siyasi partinin oyu daha yüksekse o siyasi partinin listesi altından diğer partilerin aday göstermediği bir yapının kurulması. Buna yönelik de görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla Millet İttifakı tarafında az önce söyledik ya, ilginç matematik, çok ayrıntılı bir matematiksel çalışma var diye devam ediyor burada. Dolayısıyla buradaki çalışmalardan çıkacak sonuçlara göre Cumhur İttifakı tarafı da kararlarını
tekrar gözden geçirebilir gibi bir durum var. Diğer tarafta da yani Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, TİP, Emek Partisi'ne oluşan bu işte Emek Özgürlük İttifakı denilen tarafta da ittifaka yönelik görüşmeler devam ediyor. Orada TİP'in Türkiye İşçi Partisi'nin birkaç ilde kendi listesine ayrı liste çıkarmak istediği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla biz bunu ayın 9'una kadar yani önümüzdeki 9-10 gün boyunca çok ayrıntılı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Neden bu çok konuşuluyor? Siyasi partiler yasasına göre %3 oy alan partiler hazine yardımı almaya hak kazanıyor. Dolayısıyla kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime girdiklerinde oy oranları da %3'ü geçtiği zaman hazine yardımı alacaklar. Bir yandan da partiler bunu değerlendiriyor tabii. Peki. Şimdi az bir süre kaldı ama kısacık bir şu ziyaretler trafiğini de değerlendirmeni istiyorum. Hem Yunanistan hem de Rusya Savunma Bakanları gelecek. Bir de tabii Putin'in olası ziyareti meselesi var. O Batı basınında bayağı yer buluyor, konuşuluyor o olasılık. Ali Çınar da bize aktardı. O değerlendirmeyi de bir yap, seni öyle serbest bırakayım. Şimdi Yunanistan Savunma Bakanı'nın Hulusi Akar'ın davetlisi olarak geliyor. Zaten bir normalleşme çabası vardı. Özellikle deprem sonrasında iki ülkenin normalleşme ihtimallerinin, yumuşama ihtimallerinin yüksek olan başlıkları üzerinden bir araya gelme ve toplantılar yapma gibi bir karar almışlardı. Dolayısıyla öncelikle hem Ankara'dan hem Atina'dan verilen ılımlı mesajlar daha sonrasında bu ziyaretlerle o süreçte yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki en azından pozitife gitme ihtimali yüksek olan konularda oturalım konuşalım başlığı devam edecek. Dolayısıyla Yunanistan Savunma Bakanı'nın gelişini bu noktada okumak gerekiyor. Bir anda bütün konular temize çekildi, her şey çözüldü, her şey süt liman gibi bir durum söz konusu değil. Ama diğerlerine oranla olumluya evrilme ihtimali olan konular vardı. Anlatmıştım daha önceden de. Evet. Türkiye'nin Yunanistan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'ye uluslararası kuruluşlarda destek verdiği, üyeliklerle ilgili destek verdiği konular vardı. Türkiye'nin Yunanistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye'nin de Yunanistan'ın da Türkiye'ye Uluslararası Denizcilik Örgütü içerisinde genel sekreterlik konusunda destekleri var. Dolayısıyla bu süreç böyle devam ediyor. Rusya-Türkiye arasında Lavrov'un da gelmesi hedefleniyor bu arada. Yani Dışişleri Bakanları arasında da bir görüşme olacak. Putin'in Türkiye'ye gelme konusu kesin değil. Sadece bu Akkuyu ile ilgili olarak 27 Nisan'da dün Cumhurbaşkanı açıkladı. 27 Nisan'da bir tören gerçekleştirilecek. Burada ihtimaller arasında Putin'in de bu törene katılması gibi bir durum var ama hala görüşmeler devam ediyor. Online olarak katılma ihtimali üzerinden de konuşuluyor. Peki. Ki daha yüksek ihtimalle bu var. Tabii bu Batı basınında çok büyük yankı bulmuş durumda. Çünkü bir yandan hala Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken Avrupa tarafından bu konuda destek alınması beklenen Türkiye'ye Putin'in geliyor olması burada çok tartışma yaratıyor. Yaratmaya da devam edecektir. Eğer böyle bir durumun kesinlikle gerçekleşeceği yönünde bilgi verilirse de bunun üzerinden çok yorum yapılacağını söyleyebiliriz. Öyle, Ankara-Moskova hattında olan biten her zaman çok yakından takip edilir. O değişmez bir kural. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür Alican. Bir araştırma masasına gidelim hızla. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzlukluoğlu bize katıldı. Çağlar hoş geldin. Hoş buldum Zeynep. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda böyle bir puan artıyor, bir puan düşüyor, bir kararsız bir seyir var. An itibariyle de hala öyle mi? Hem onu sorayım hem de Avrupa'da, Amerika'da böyle ılımlı olumlu bir hava vardı. Galiba devam ediyor değil mi o? Aslında tam manasıyla hafta başından itibaren bugüne o olumlu görünümünü net biçimde taşıdığını söylemek mümkün. İçeriye dönecek olursak da Borsa İstanbul'daki değişken hava ve 5000 puanın gözetilmesi durumu açıkçası durumunu korur vaziyette. Zeynep, hemen detaylara bakalım. Bugün akıllı parada harita üzerinden gösterememiştik. Şimdiki araştırma masasında bu fırsatı kullanalım hemen. Bakarsak aslında senin söylediğine paralel ben de hafta başından itibaren net biçimde 4 işlem gününe yaydığından bahsetmiştik. Şu anda görünürde olduğu üzere %1'e yakın seviyelerde, belki FTSE bir miktar daha ivme olarak geride kalmış olabilir ama Stoxx 600, DAX ve Kakara'nın açıkçası Avrupa'nın tamamında şu anda yukarı yönde borsaların hareket ettiğini söylemek mümkün. Bununla beraber aslında risk algısının geçtiğimiz haftadan bu haftaya nasıl değiştiğini gösterir başka bir sinyalde Euro-Dolar paritesi Zeynep. Bakarsak
hafta başından itibaren 1.07 seviyelerinden 1.09'un an itibariyle 1.09-13 seviyesine geldiğini görüyoruz. 1.09'un üzerine geldiğini görüyoruz ki spot dolar endeksi 102 seviyesinin altını test eder vaziyette. Dün Bloomberg dolar endeksine bakmıştık. Ayrıca Amerika borsalarında da dün aslında ilginç bir grafiğe yer vermiştik. Dolar bazında doların değer kaybettiği bu ortamda yukarı yönde seyri var ama euronun değer kazandığı ortamda da S&P 500 tam manasıyla değer kazanıyor mu demiştik. Ama uzun süredir unuttuğumuz bir manzaraydı Zeynep. Çünkü 2022 yılında baskı altında kalan teknoloji hisseleriyle beraber Nasdaq görünümü hepimizin akıllarında ama şu anda grafikte görüleceği üzere Aralık ayının içerisinde, Aralık ayının sonunda görmüş olduğu en düşük seviyeden şu anda bulunduğumuz zaman dilimine kadar %20'nin üzerinde değerli izleyicilerimizin göreceği üzere Nasdaq 100'ün değer kazandığını görür vaziyetteyiz. Dışarıda öne çıkan manzara bu şekilde. Peki içeride ne var? Aslında yine akıllı parada bankacılık endeksi bugün negatif ayrışıyor demiştik ama burada asıl açıkçası bankacılık endeksinde görünüme şekil veren Akbank'taki temettü durumu. Bankacılık hisselerine bir günlük değişim bazında baktığımızda aslında banka hisselerinin bugün Sinayi Kalkınma Bankası'nı dışarıda bırakacak olursak açıkçası burada pozitif görünümün olduğunu yine ifade edebiliriz. BIST 100 4922 puan seviyelerinde kısıtlı yukarı yönde bir seyri var. Genel olarak borsada endekslerin yatay aşağı seyrinin öne çıktığı ve yine 5000 puan seviyesinin gün içi değişimlerin öne çıktığı bir perşembe günündeyiz. Bakalım haftanın kapanışı nasıl olacak? Genel resim olarak yine Avrupa ve Amerika'nın pozitif ayrıştığı, borsada değişken görünümün olduğu bir görünümün şu gün itibariyle son derece mümkün olduğunu söylemek mümkün. Dolar TL ile ekleyelim. 19.17-19.16 seviyelerinde şu dakikalar itibariyle işlem görüyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Zeynep. Çağlar, teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara, dönüşte Londra'ya gideceğiz ve Cüneyt Başaran'la ekonomide öne çıkan başlıkları konuşacağız. Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdiki durağımız Londra ve Cüneyt Başaran bu noktada bize katılacak. Cüneyt, hoş geldin. Merhaba Zeynep, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu yurt dışındaki bankacılık krizinin yansımaları, fonlara etkisi, bitti mi bitmedi mi, yeniden bir şey olabilir mi, işte belirsizlik sürüyor temasının geçerliliğini koruduğu bir haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi iki konu öne çıkıyor haber akışında. Senin de dikkatini çekmiştir. Bir, Bloomberg'den gelen Amerika cephesinde FDIC'nin bu kriz yaşayan bankaların maliyetlerini, masraflarını diyeyim daha doğrusu, büyük kısmını büyük bankalara yükleme niyeti, planı. Öne çıkanlardan biri bu. Bir de tabii Wall Street'te konuşulan bir ikinci mevduat çıkışı dalgası olur mu meselesi. Şimdi birincisiyle başlayalım istersen. Yani bu FDIC'nin bahsedilen olası hamlesinden. Ne anlayalım şimdi biz bundan? Bu ortamda böyle bir hamlenin sonuçları ne olur? Şimdi bu niye bu hamle? Çünkü biliyorsunuz Silicon Valley Bank ve Signature Bank kurtarıldı. Daha doğrusu buradaki depozit mevduat çıkışlarına karşı içeriye para kondu ve bu bir maliyet operasyonu oldu. Bu bir maliyet doğurdu. Kabaca işte Silicon Valley Bank'ın 20 milyar dolarlar civarında, Signature Bank'ın da 2-2,5 milyar dolarlar civarında, toplamda o 25 milyara gelen bir iki bankanın kurtarılma, daha sonra işte diğer bankalara yamanması ya da satılması diyebileceğimiz operasyonun bankacılık, oradaki TMSF'nin altına tutulan sigorta, bankacılık sigorta fonunda bir maliyeti var. Yani bu belki taxpayer'ların, yani vergi verenlerin cebine gitmedi ama biliyorsun bankalardan, orada özellikle büyük bankalardan 2008-2009'dan beri yüksek miktarda olası bu tür banka batmalarında ya da bu tür bankaları kurtarmak gerektiğinde bu kaynaklar aktarılıyordu.
bunu da kabaca yanlış hatırlamıyorsam 120 milyar dolarlık bir burada bir para birikmişti. İşte bu paradan bir 25 milyar dolarlık bir kısım kullanılmış. Tam da aslında doğru gün için kullanılmış. Dolayısıyla hani vergi veren değil, bankalar kendi arasında bu maliyetleri karşılamış gibi gözükecekler ödemeyi yaparak. Şimdi oranın TMSF'si diyor ki ben bu işi diyor buradan sonra daha ciddi alacağım. Çünkü bu ve buna benzer özellikle teknolojinin bu kadar geliştiği, bir tuşla paranın bir yerden bir yere gittiği, faizin yüksek gezeceği bir ortamda bu ve buna benzer kazalar olabilir. Dolayısıyla buraya pamuk yediler cebe diyor. Başta Wells Fargo, Bank of America ve JP Morgan olmak üzere büyük bankalara daha çok yaslanacak şekilde buraya tekrar para koyun, taze para koyun. Bu bütçeyi tutmamaya, buradaki fonu canlı tutmamız lazım. Çünkü buna benzer kazalar yaşanabilir diyor. O diğer dediğin konuda buna bağlayalım. Bağlayalım. O da şu, yani bu şey bitti mi, olay bitti mi? İşte 3 bankaydı, 3 Amerika'daydı, bir Avrupa'daydı. 4 bankayla bu işi atlattık mı? Artık önümüze bakacağız ve önümüzde güzel güneşli günler bizi bekliyor mu? Piyasa anlamında sorduğumuzda. Yani keşke öyle diyebilsek. Yani ne kadar piyasalar iyimser bir reaksiyon gösteriyor. Her taraf yemyeşil, alışlar öne çıkmış vaziyette ama bugün güzel bir toparlama yapmış Financial Times. Onun da kalem kalem gittiğimiz zaman 4-5 kalem var ki hem Avrupa'yı hem Amerika'yı uzun süre etkileyecek bankacılık sektöründe ve bu kalemler orada durduğu sürece biz bu ve buna benzer bankaların arada bir gelip gideceğini göreceğiz. Ne bunlar? Mesela Amerika'daki bankaların menkul kıymet portföylerine baktığında yükselen faizlerden dolayı ciddi bir erozyon var. Daha evet. Önce konuşmuştuk. Amerikan bankacılık sisteminin 2 trilyon dolarlık ödenmiş sermayesi var Zeynep. Şu an mark to market edildiğinde, yani bugünkü faizlerle, bugünkü fiyatlarla eldeki menkul kıymet cüzdanını karşılaştıralım desek 620 milyar dolarlık bir yazılmamış zarar. Yani kağıt üzerinde bir zarar var. Bunun 340 milyar doları tahvilden geliyor. Bu bir defa çok büyük bir sıkıntı. Yani bu yazılmak zorunda kalınırsa Silicon Valley Bank'taki gibi bu ve bu tür bankaları zorlayabilir. Başka maddeler de var ama yani toparlayacak olursak neden böyle bir hazırlık yapılıyor? Neden işte Barclays'in uyarısı geliyor? Neden daha fazla kaynak aktarmaya çalışıyorlar? Çünkü faizlerin yüksek olduğu, batan çıkan şirketlerin olacağı, tahvil faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde çok büyük ihtimaldir ki bu ve buna benzer küçük ve orta ölçekli bankalardan daha fazla yol kazası yaşansın. Şimdi seninle konuşurken göz ucuyla gelen haberlere de bakıyorum terminalde. Orada da işte bu resesyon riskini de göz önünde bulundurarak bankalardan ziyade nakdin fonlara kaçtığına dair de bir haber var. Bütün bu tablonun içinde yer alan bir durum bu da tabii. Öyle yani çok büyük bir çıkış var orada. Ben şöyle bir rakamlara baktım. Sadece Amerika'da Zeynep son 5 ayda Amerika'da tahviller Amerika'da Fed faiz arttırmaya başladığı andan itibaren kabaca toplam tahvil stoğunun toplam mevduat stoğunun %3.3'üne tekabül eden kısmı mevduattan çıkmış ve money market fonlarına, para piyasaları fonuna geçmiş. Keza bunun Avrupa'daki karşılığı da 214 milyar euroymuş. Orada da mevduat tabanının %1.5'u. Niye? Yani bunlar şu son birkaç haftada işte aman bankalar sallanıyor mu acaba? Aman işte bankalardaki paramız güvenli mi? Biz bu paralara gidelim para piyasası fonlarında bizzat altına tahvil konulan fonları yatıralım. Dan kaynaklanmıyor. 5-6 aydan beri böyle bir çıkış var. Son bir hafta, birkaç haftada da bankalardan kaynaklanan ekstra bir çıkış oldu. Çünkü insanlar mevduat faizinde bulamadığı 4'leri, 3.5-4'leri money market fonlarına, para piyasası fonlarına gidiyorlar, orada buluyorlar. Gitsinler diyebilirsin. Ama o gitsinler şöyle oluyor. Tamam, belki büyük bilançoda bir yerden bir yere geçiyor. Hani Merkez Bankası için çok bir sorun yok. Ama bankaların can damarı olan, can suyu olan mevduat buhar oluyor, azalıyor. Daha ziyade onların kontrolünde olmayan gidip Amerikan tahviline, euro bondlara, euro cinsine tahvile yatırılıyor. Bu da bankaların sağlığını bozuyor Zeynep. Cüneyt, biraz Avrupa enflasyon başlığına geçelim mi? Şimdi İspanya'dan ve Almanya'dan düşüşler geldi. Tabii genele yayılır mı, devam eder mi bu trend sorusu soruluyor. Ne görüyorsun?
Ya o düşüş trendi geldi ama o düşüş trendi... Enerji yani çok, tabii. Evet, çok güçlü değil. Yani şöyle, evet, İspanya'da mesela tamam. İspanya'da %6'dan bir önceki ay %6'dan %3.1'e beklentilerin de altına inen bir manşet enflasyon var. Ama bu manşet enflasyon senin de biraz evvel altını çizdi. Mesela Almanya'da öyle. Almanya'da da 9.3'müş bir önceki ay. 7.8'e inmiş. Halbuki beklenti 7.5'muş. Beklentinin, evet. Beklentinin altına inememiş. Beklentinin üzerine kalmış. Evet. Ama hani bir düşüş var. Fakat bu düşüş senin söylediğin gibi nereden geliyor? Enerjiden geliyor. Ve tarımdan, gıdadan geliyor. Mesela şu an Almanya üzerinde baktığımızda enerji fiyatlarında bir önceki ay yıllık bir önceki ayki %19'dan %3.5'a düşüş var. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda çok sert bir düşüş enerji fiyatlarında. Ama gel gıdaya hala 22.5. Gel hizmet sektörüne hala %5. Gel çekirdek enflasyonu Almanya'da enerji ve gıda hariç hala %7.5. Dolayısıyla bir düşüş var. Tabii ki bu kadar sert düşünce enerji fiyatları ondan kaynaklanıyor büyük oranda ama özellikle hizmet sektörü üzerinden, özellikle talep üzerinden, özellikle Merkez Bankası'nın başını çok ağrıtan aslında parayla ilgili, faizle, paranın hacmiyle ilgili, kredi maliyetleriyle ilgili, paranın miktarıyla ilgili kısımda sıkıntı var Zeynep. Peki yine Avrupa cephesinden dikkat çekici bir başka başlıkla devam edelim. Fransa Çin'den tam bakayım veriye de 65 bin ton LNG aldı. Ve dikkat çekici kısmı da şu, bu ticarette yuan kullanıldı. Şimdi tabii soru şu, bu yuanla iş yapma trendi nasıl seyrediyor? Bu neyin indikatörü? Şimdi bu şöyle önemli. Yani tek başına bir müstakil olay olarak değil de şöyle biraz geriye gidecek olursak, Suudi Arabistan'la Çin arasında yuan cinsinden işlem yapma iştahını ortaya koyarsak, geçenlerde Brezilya'nın yeni seçilmiş devlet başkanının yapmış olduğu Çin ziyareti sonrasında her iki ülkenin yuan konusundaki ticaretini arttırma iştahını koyacak olursak ve şimdi de bunlara işte büyük yani %100 oranında Amerikan doların geçtiği, başka bir paranın kullanılmasının bile düşünülmediği ya da euro cinsinden ya da var ya euro cinsinden tabii geçen enerji piyasasında Fransız Total'le Çin'in devlet şirketi diyebileceğimiz enerji şirketi arasında yapılan 65 bin dediğin gibi tonluk doğalgaz işlemi ve bunun hem yuan cinsinden yapılıyor olması Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden hem de bunun Çin'deki bu enerji borsasında settle olacak yani takasında orada yapılacak olması büyük gözdağ. Yani şunu söylüyorum, tabii ki Amerikan doları gene dünyanın en fazla kullanılan rezerv parası ama 1999'da rezerv para oranı %72'ymiş. Şimdi düşmüş %59'lara. Tabii ki dünya ticaretinde Amerikan doları %75'lerdi bundan 10 sene evvel. Şu an %65'lere kadar geriledi. En fazla kullanılan para birimi ama biraz kan kaybetti. Şimdi de görüyoruz ki Çin'in özellikle işte Rusya'ya da yapmış olduğu işlemleri düşün. Rusya'nın yaptırımlar itilmesiyle. Evet. Yuan'ı convertible yapabilmek. Dünyada küçük de olsa yavaş yavaş artan miktarda işte ticaret yapmak için geçer akçe olarak öne sürdüğünü görüyoruz. Ne kadar başarılı bilmiyorum. Benim kanaatim bu iş sadece para birimini ortaya koymakla olmuyor. Hani denizlerin hakimi olmak, havanın hakimi olmak, ticaret savaşlarının yönlendirisi olmak da çok önemli ama Çin'in burada çok yatsınamaz ve gözle görülür bir çalışması olduğu belli Zeynep. Bu dolaylı olarak Rusya'ya da yarar mı? Yarar, şöyle yarar. Çünkü zaten Rusya büyük oranda kendisini Çin'e bağlamıştı. Yani enerjide bir tek Çin'le ya da Hindistan'la işlem yapıyordu. Hem düşük maliyetle yapıyor. Ural benchmark indikatör üzerinden yapıyor. İşte Brent 75 dolardayken 45-50 dolardan yapıyor ama bir de parayı da Yuan üzerine alıyordu. Şimdi eğer Yuan'la ilgili daha fazla ülke iş yapmaya kalkarsa bir süre sonra Amerikan dolarını kullanmadan, Euro'yu kullanmadan Çin'le, Rusya'nın başka ülkelerle Çin üzerinden belki işlem yapması söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok yakında değil, bugün yarın değil, hatta öbür gün değil ama eğer ileri vadede bir Rusya-Çin birlikteliği, Yuan'ın ortak para birimi olduğu bir Doğu ittifakından bahsedeceksek Rusya'da bunun yarayacağını söyleyebiliriz.
Süremiz ne kadar kaldı ona göre bir soru daha soracağım. 2 dakikamız varmış, tamam. O zaman Çin'den devam edelim Cüneyt. Şimdi çip meselesini hep konuşuyoruz. Şimdi sen hani Rusya-Çin ortaklığından söz ettin. Tabii bu aslında Batı'ya karşı bir ittifak. Yani Batı'nın Çin'i çevrelemesi, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi, jeopolitik meseleler işte aslında soğuk savaş dengelerini diri tutmaya devam ediyor desem yanlış olmaz. Şimdi bu noktada çip meselesi niye öne çıkıyor? Yani Batı da bu işe asılıyor. Çünkü Çin burada çok hareketli. Ama bu Çin'e yönelik kısıtlamalar özellikle bu alanda Asya'da belli başlı şirketleri de zorluyor görünüyor. Cüneyt, o konuda da biraz istersen konuşalım. Evet, biz bu konuya 2 gündür bir türlü giremedik. Evet, başlangıç yapmıştık ama yani bu konu şu tabii. Çin'in biliyorsun Amerika'nın bir Chip Act, yani ne diyelim yarı iletken yasası diye, daha doğrusu yatırımları diye bir geniş bir çıkışı oldu. 50 milyar doların üzerine para koydu masanın üzerine. Dedi ki gelin Amerika'ya yatırım yapın. Ey çip üreticileri, bu 50 milyar dolarlık fondan hibe, çok düşük faizli destek gibi destekler alın dedi. Ve bu gerçekten büyük şey çekti, ilgi çekti. Biliyorsun en büyük çip üreticilerinden olan Tayvanlı TSMC'nin orada bir yatırımı var. Güney Koreli Samsung'un orada bir yatırımı var. Intel'in en büyük üreticilerden bir tanesi, kapasite artırmayla ilgili bir durumu var. Ve Çin ve Amerika çok uzun süreden beri boşladığı bu çip konusunda parayı masanın üzerine koyarak ve belli teşvikleri vererek dünyadaki birçok oyuncu Amerika'ya çevirdi. Bu yetmedi. Dedi ki yanına başka ülkeleri alarak, Japonya'yı alarak, Hollanda'yı alarak, Avrupa'yı zorlayarak Çin'le işte çip ticareti yapmayacaksınız. Başınız derde girer, ben yapmıyorum dedi. Bu da yetmedi. Şimdi diyor ki 52 milyar dolarlık fondan yararlanmak istiyorsanız bir şartım var yalnız. Nedir o şart? Biliyorum sizin Çin'de de bir takım şeyleriniz var, üretiminiz var. Ama benden para aldığınız andan itibaren eğer Çin'deki kapasitenizi %5 ve üzerinde arttırmaya kalkarsanız, herhangi bir tesisinize 100 bin dolardan daha fazla kaynak arttırırsanız bendeki hakkınızı kaybedersiniz. Yani öyle böyle değil. Benden para kullanacaksınız ama Çin'e bir kuruş daha fazla yatırım yapmayacaksınız da getiriyor. Bu tabii zorluyor. Bu arada söyleyeyim, Samsung'un 17 milyar dolarlık Texas'ta bir yatırımı olacak. TSMC'nin Arizona'da 40 milyar dolarlık yatırımı olacak. Ve gene bir başka şirketin, Güney Koreli şirketin, Hynix isimli şirketin de yatırımları olacak. Bunlar şöyle zorlanıyorlar. Tamam, biz bu parayı alalım. Daha doğrusu biz Amerika'da yatırım yapmak istiyoruz. Amerika büyük pazar bizim için. Yatırımlar, teşvikler de çok güzel. Masanın üzerinde büyük para var. Ama nasıl olacak da Çin'deki mevcut üretimimizi hiç güçlendirmeyeceğiz, hiç modernize etmeyeceğiz. Acaba parayı almasak mı diye iki yerde bir derde gidiyorlar şu an. Yani Amerika diyor ki benden size açık destek ama Çin'e arkanızı döneceksiniz diyor. Özellikle senin söylediğin gibi Asyalı şirketler de nasıl dönelim? Ciddi bir üretim ağımız orada var diyor. Dolayısıyla Amerika şu an acaba bir fine tuning, yani bir ara yol bulayım mı, yoksa bu şirketleri mecbur mu kılayım? Zaten bir takım ticaret zorlamalarıyla, bir takım bariyerle de Çin'in etrafını kesiyorum diyor. Ama buradan şunu da sana söz vereyim. Kavga büyük. Kavganın odağında da çip işi var. Amerika hem şirketleri kendi ülkesine yatırım yapmaya zorluyor, hem teşvik veriyor, hem de Çin konusunda mümkün olunca onların oraya bağlantılarını kesmeye çalışıyor senin. Cüneyt, çok teşekkürler. Biz de burada noktalayalım. Birazdan yine görüşeceğiz.